Birden o inşaatı görüntület. Bodrum'da talan, mahkeme kararı bile dinlemiyor. Cennetkoyun'da inşaat durmuyor, durdurulamıyor. Cennetkoyun'daki 680 dönümlü arazi 2010'da özelleştirildi. Danıştay iki kere Cengiz Holding'e yapılan satışı iptal etti. Danıştay bunu iptal etmesine rağmen bu satışı tekrar Cumhurbaşkanlığı tarafından satıldı. Şu anda da inşaat devam ediyor. Bodrum'un cenneti Cennetkoyun'dayız. Danıştay ve yerel mahkeme kararlarına rağmen Cengiz Holding, Bodrum'un kalbine saplanan hançer misali burada inşaata devam ediyor. Bodrum'un o binlerce yıllık tarihinde böyle bir zulüm görülmedi. Zaten burada zulmün fotoğrafını görüyorsunuz. Açtığımız 25 davanın 25'i de kazandığımıza rağmen devam ediyor. Hiçbirini durduramıyorsunuz. Ondan sonra onlar projeyi bitiriyorlar. Ortada peki proje bittikten sonra ben yıktırılan kaç tane proje gördüm? Hiç göremedim ben. Yapanın yanına kar kalıyor. Belediye önce ruhsat verdi, sonra iptal etti. Cengiz Holding dava açtı ve yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Burası 3 parselden oluşuyor bizim dava açtığımız yer. Fakat çek almadan bu inşaata başladılar. Bu hukuksuz. Şu platformun yapıldığı yer, yani şu anda çatı yapılan yerde, orada şapel vardı. Şapel kalıntıları vardı. Gördüğünüz gibi bak şurada da bir kaya mezarları var. Bakın Cengiz'in kepçesi, paletleri, tarihi unupak ediyor ya yani. Bu nasıl bir hikayedir? Nasıl bir cesarettir yani? Bu tapulara el koymuş oldular. Yani bu tapuları gasp ettiler. Projeyle ilgili dava hala istinafta. Yargı son sözü söylemedi ama Cennetkoyu Gökburun'da tüm mahkeme kararları ve itirazlara rağmen talan tam gaz sürüyor. Öyle yoğun ki bölgede her 10 saniyede bir kamyon hafriyat taşıyor. Bodrum Yarımadası'ndaki inşaat baskısının ve doğal yaşam ortamlarının yok olmasının ta göstergesidir. Hani derler ya cennet Bodrum, dünya açılan kapımız. Dünya açılan kapıları gelsinler görsünler, beton yığına dönmüş vaziyette. Tabii yerel yönetiminden iktidara hani böyle bir silsile halinde nasıl onlara rağmen devam ediyor bu inşaat? Daha doğrusu tüm o karar vericiler niye bir noktada biz ne yapıyoruz demiyor? Bir kez daha günün sorusu. Bu soruyu soracağımız bir yer daha var. Şimdi Tarım Orman Bakanlığı içme kullanma suyu havzalarını içeren bir düzenleme yaptı. Düzenlemeyle birlikte doğal afetler, salgın hastalık, kuraklık gibi durumlarda bakanlık tarafından hazırlanacak bir raporla birlikte belirlenen özel hükümler değiştirilebilecek. İçme kullanma suyu havzalarının çevresinde mesela maden ve tarım faaliyetlerine, toplu konut ve otel yapımlarına, sanayi tesisi kurulmasına tek bir raporla izin verilebilecek. CHP Parti Meclis Üyesi ve eski Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu'yla konuşalım. Şimdi tam olarak bu kadar.